Yani kent tarihi yazarken daha çok böyle tarihi yapılar, büyük tarihi yapılar üzerine odaklanıyoruz. Onların tarihlerine dair çok fazla bilgimiz mevcut. Ama mesela gitmiş olan bir şey ya da gitmekte olan bir şeyin hikayesini her gün yanından otobüste geçsek bile bilmiyoruz. Evet. Ama siz bu arşivleri incelediğinizde işte Galata Çeşmesi çıkıyor karşınıza. Galata Çeşmesi, yani meydanın aslında vapurda çalışan bekar işçilerinin toplanma yerini, aslında kamusal alanı olduğunu öğreniyorsunuz biraz araştırdıktan sonra. Ya da mesela Aziz Ogan arşivinde artık Karaköy'de olmayan bir çeşmenin fotoğrafını, hiçbir yerde bulunmayan bir fotoğrafını görüyorsunuz. Çeşme farklı bir mekanda, çeşme alınıp başka bir yere taşınmış durumda. Dolayısıyla Neydi'nin de tarihi aslında var ya da Menderes öncesi döneme dair de birçok şey bulabiliyorsunuz.